Kanal T ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm doktorlarımıza ve sağlık emekçilerimize bu günleri kutlu olsun diyelim. Ve bugünkü programımıza başlayalım. Konuğumuz Afrika Gazetesi köşe yazarı Ülker Fahri. Hoş geldin programımıza. İyi günler, iyi günler sevgili izleyenler. Evet, 14 Mart Tıp Bayramı dedik ve sağlıktan başlayalım istedim. Ülker Bey, devlet hastanelerinde alınan sağlık hizmetleri sizin değerlendirmelerinize göre nasıldır? Bir de aynı konuyla ilgili ücretsiz sağlık hizmeti mümkün mü? Devlet hastanelerinde hizmet yeterli mi? Önce şunu söyleyeyim. Orada görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarının canı gönülden çalıştıklarını biliyorum. Ama hastanelerin kendileri altyapısı, araç gereç, teçhizat, ilaç söz konusu oldu mu, hastanenin kendisi yetersizdir. Oradaki doktor veya sağlık çalışanı ne kadar şey etse, uğraşsa, bu koşullarda layıkıyla sağlık hizmeti vermesi mümkün değil. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, her alanda olduğu gibi hastanelerinde yani sağlık hizmetlerinin de özelleştirilmesi yönünde gizli bir el hastaneleri de çalışamaz bir duruma getirmeye uğraşır ve insanların özel hastanelere gitmelerini, devletin sürekli olarak sağlık kurulu ile özel hastanelere sevk edilmelerini gördüğümüz bir sistem çalışılır. Halbuki dışarıya ödedikleri parayı hastaneye yatırım olarak yapsalar ama teçhizat yani alet yatırımı yapmış olsalar hiç dışarıya para vermeden önemli bölümün o hastanede yapılacağını ben biliyorum. Konuştuğum doktor arkadaşlardan dinliyorum. Ama bilinçli bir şekilde dediğim gibi diğer alanlarda olduğu gibi. Nasıl havayolu taşımacılığında yaptılar, deniz yolunda yaptılar, otellerde yaptılar, elektrikte, telefonda yapmaya çalışıyorlar. Böyle bilinçli bir el buna doğru götürmeye çalışır. Şimdi nasıl bir mantıktır? Kavramlar içerisinde boğulan bir şeyde yaşarız, düzende yaşarız. Kavram kargaşası içerisinde bir konu üzerinde fikir ortaya koymaya kalktığında bir kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun beğenmeyenler derhal ona bir damga vurur. Şimdi benim söyleyeceğim meselede de aynı şekilde ben biliyorum hemen bir damga yiyeceğim ama söylemek gerektiği sürece de ben söylemekten çekinmem. Şimdi nasıl bir maaş düzenidir ki 7 sene tıp fakültesinde, tıp fakültesini bitirdikten sonra da ihtisas alanında toplamda 15 yıl civarında bir doktor, bir uzman doktor olabilmek için, cerrah olabilmek için emek veren bir insanı siz ilk istihdam maaşı olarak işte 2600-2800 lira para biçersiniz. O adamın zaten 17 yaşında liseyi bitirdikten sonra ta o seviyeye gelsin. Zaten yaşı olduğu 32-33. Şimdi sen 33 yaşında artık evlenmiş, yuva kurmuş bir insana
sana 2600 lira verelim derse gitmek istemez. Giderse bile tatmin olmaz. Bu sefer dışarıda da kendi hastane saatlerinin dışında da klinikte çalışmak ister. Herkes de gidip kendi özel kliniğine açmaz. Ortalık şimdi özel hastane dolu. Gider orada da çalışır. Ve bunun kavgası yapılır. Şimdi biz soruna çözüm üreteceğimize, bir doktorun hastanede layıkıyla insan gibi çalışacağı, madem ki bilimsel ölçüler 8 saattir bir insanın çalışma saati, 8 saat çalıştırılacağı ve bunun için hastanede bir vardiya sistemi kurulması gerekirken istihdam yapılmaz ve alanında olmayan insanları acil serviste veya poliklinikte alanı olmayan insanları görevlendirirsiniz siz. Ek mesaiye kalmak şeyinde kalır. Ve bunu çözmek yerine daha beter. Ama laf cambazlığı çok. Her gün işitiriz şeyleri. Hükümet yetkililerini. Sadece bu hükümeti kastetmiyorum ben. Gelmiş geçmiş hükümetler. Kimse ben şu andaki bakanı veya hükümeti de eleştiririm demesin. Ama insan, bizi izleyenlerin daha iyi anlaması için şunu söyleyeyim. Belli kavramlar var. Eşit işe, eşit maaş. Evet. Şimdi düşünün ki ilkokulu bitirdi, ortaokula başladı. Aynı yaşta 3-5 çocuk. Yarısı okumaya meraklı, geleceği için gerek kendisinin içinde olduğundan, gerek ailesinden aldığı telkinler neticesiyle kendisine belli bir iş alanı seçir. Ben büyüyünce doktor olacağım der, mühendis olacağım der, mimar olacağım der, söyler. Konumuz madem ki sağlıktır, doktorluğu seçen kişiler gider dediğim gibi 32-33 yaşına kadar lisenin zor bölümünü, fen bölümünü okur, şeye gideceği için, tıpa gideceği için. Tıbbiye zor bir okuldur diğerlerine nazaran. Zorluğu sadece derslerin zorluğundan değil, şartları da zordur. Bilahare ihtisas yapması gerekiyor. Bütün bu zahmete katlanır ve doktor olarak gelir. Ama o liseye, ortaokula beraber başladığı o 5-6 çocuktan bazıları da liseyi de bitirmemiştir. Evet. Bir mesleğe gidip bir meslek sahibi de olmamıştır. Anne babasından aldığı parayla idare eder. Ama bu ülkedeki istihdam düzeninde partiler hangi partiye yakınsa, babası, annesi, dayısı, ona bir iş bulurlar devletten, işçi kadrosundan. Ama işçi kadrosundan gelip işte bir daireye falan hastaneye görevlendirilir. Birisi liseyi bitirdi, tıbbiyeye okumaya gitti yurt dışına. O dolaştı birkaç sene işsiz güçsüz. Ondan sonra birisi onu hastaneye, tekrar edeyim, kimseyi rencide etme niyetim yok. Sistemi konuşuyoruz. Hastanede ne bileyim hademe olarak işe giriyor veya şoför olarak işe giriyor veya temizlikçi veya mutfakta çalışan bir işe giriyor. Birisi okur doktor olsun, birisi de hastanede başladı temizlik işi yapar. 32 yaşına geldiklerinde, 33 yaşına geldiğinde birisi kalp uzmanı olarak, üroloji uzmanı olarak, başka cerrah olarak geldi bizim hastaneye ama ötekisinin 14-15 sene temizlikçi olarak hizmeti vardır diye mevcut
yasalar, sendikal sistem, toplu sözleşmeler, şu bu. Adam 5.000 lira civarında maaş alır. Hiç okumadı, liseyi de bitirmedi veya işte bir İTKK bitirdi. Öteki uzman bir doktor oldu bildi ve siz dersiniz ona liseyi aynı sınıfta okuduğumuz hastanede 5.000 lira alınla öteki uzman olmak için o kadar emek, ezgi, cefa verdi. Ona da 2.600-2.700 lira vereceksin. İstersen şey de yap. Ekme sayı da yap da daha fazla para alasın. Şimdi onun uzman kişiler dikkat ister onların işi. Adam ameliyat yapar. Kalp ameliyatı yapar. Ne bileyim ben göz ameliyatı yapar, kulak ameliyatı yapar, mide ameliyatı yapar. Süpürge süpürmez veya mop yapmaz veya cam silmez veya ne bileyim ben araba kullanmaz. Şimdi bu düzende siz nasıl eşitlikten söz edersiniz? Ama bunu eşitlik adı altında yapıyorlar. Eşit işe, eşit maaş, bilmem eşit çalışma saatler altında yaparlar. Bunların düzeltilmesi gerekir. Hastane konuştuğumuzda, sağlık konuştuğumuzda bunlara çareler üretmek gerekir. Ve bu ülkede yapılmayan en ciddi şey ki bu ülkede yapmazlar. Artık bizden çok ileride olan her alanda Türkiye var ve Avrupa ülkeleri vardır. Avrupa çok yakındır artık. 2 saat mesafededir, 3 saat mesafededir bir Avrupa ülkesine gitmek. Güney derseniz yarım saat ötededir. Evet. Lefkoşa'nın en teçhizatlı hastaneleri. Oralarda yani oturup bir şey icat etmek gerekmez. Görürsünüz sizden daha ileride olanlar nasıl yapar. Ve onu kopya edersiniz. O sistemi getirir, siz de uygularsınız. Yok, yapmazlar. Çünkü yaparlarsa siyasetçiye konuşacak alan kalmayacak. Siyasetçiye oy toplayıcı popülizm, yani birisine sağlık raporu verip de bastırarak doktorları yurt dışındaki veya yurt içindeki daha şey hastaneye sevkiyat yapacak ki oy potansiyeli şey etsin seçim zamanında. Bu düzeni bozmamak için bunlar yapılıyor. Sağlıkta özetle çözülmesi gereken bunlardır. Ama doktor arkadaşlarımız bunları söylediğinde ilk akla gelen veya onlara ilk atılan çamur daha çok para kazanmak isterlerdir. Herkes ister tabii ki para kazansın. Ama çamur atmayın insanlara. Sen hastanede o olanağı sağla ki adam ihtiyaç duymasın gidip başka yerde çalışsın ve doktorlara da birbirine kırdırma, özelde çalışanlarla, hastanelerde çalışan doktorları da birbirine kırdırma. Peki, bunu da yapıyorlar. Peki Ülker Bey, bu nasıl bir sistemdir ki yıllarca sigorta primi yaptırmış insanlardan devlet hastanesinde her hizmete karşılık bir bedel, bir para alırlar. Bugün ben hastanedeydim, yine aynı konularda şikayet ve doktorun yazdığı ilaç dahi hastanede yok. Tabii ki olmayacak. Çünkü sistemi öyle bir hale getirdiler, parasal olarak iflas etmiştir. Yani hastaneye Sağlık Bakanlığı'nın yani devletin sağlayacağı ilaçlar veya teçhizat, bir ihale sistemi var ki ben şiddetle eleştiririm bu sistemi. Bir güya eşitlik adına o da ilaç sahasında faaliyet gösteren şirketlerin eşitliği adı altında bir ihale çıkardılar. Artık hastanelere gidin bakın. İngiltere'den, Almanya'dan, İsviçre'den
gelen kaliteli ilaç çoktur. Artık bu hastaneye gelen ilaçlar eczacılarda da öyledir çoğunluk olarak. Pakistan'dan, Hindistan'dan gelen ilaçlar vardır. Yani Türkiye'yi geçtim. Türkiye'den de tamam da artık. Birçok ilaç Hindistan'dan, Pakistan'dan gelir. Ha, belki marka, patent İsviçre'dekinindir. Almanya'dakinindir ama şeye benzer bu iş. Yan sanayi. İskoç viskisini özelliği İskoçya'daki memba suyunun kullanmasındandır. Viskinin maltından değil. Sen o maltu aldılar işte yapıyorlar şeydi. Amerika'ya da götürdüler yaparlar. Japonya'da da, Çin'de de yaparlar. Şimdi denizlerde, gemilerde de yaparlar. Arıtırlar suyu. O suda olduğu için özellik, o viski aynı viski değil. Ama farkı kim bilir? O esas orijinal viskiyi içen bilir. Sigara da aynı şeydir. İngiltere'de yapılan bir Benson Hedges ile Bulgaristan'da, Macaristan'da, Romanya'da Benson Hedges'in açtığı bir fabrikada yapılan veya denizde, gemide yapılan sigara vergi açısından aynı değil. Çünkü o tütünü işledikleri malzeme aynı malzeme değil, kullandığı kağıt aynı kağıt değil. İlaç da daha da önemlidir çünkü insan sağlığıdır. Dolayısıyla ilaç marketi diğer üzerinde kullanım tarihi olan bütün ürünlerde kullanım tarihi bitişe yaklaştık sonra fiyatı düşer. Üretici firma satamıyorsa fiyatı düşürür. Bizim ilaç tüccarları da burada girer internetten o daha önceden tanıdığı, ilişki kurduğu ilaç üreticileriyle hangisinin elinde kullanım süresi az kalan ilaçları ucuza alır. Şimdi ihaleye seninle ben girdik. Senden ki, yok ya ben doğru dürüst, kaliteli bir ilaç getirmeliyim. Kullanım süresi de olmalıdır ki 9 ay sonra bitmesin süresi. Evet. Ben de derim ki ucuz nerede bulursam bulurum ve senden düşük fiyat veririm ben. Ama benim verdiğim ilaç 8 ay sonra kullanım süresi bitecek. Doktorlar da tembih edildi. Bunları kullanın, acele acele de şey etmesin. Doktor doktordur yani ilacı, doğru ilacı vermek zorunda olduğu için. Başlar insanlar duysun, hastaneden verdikleri hapların, şurupların tarihi geçmiştir. Veya ambarlarda kalır ve bir süre sonra çöpe atılır. Ama bizde denetim de yoktur. Şimdi bunun da düzeltilmesi gerekir. Bence en doğrusu nedir bilir misiniz? İsterseniz sosyal sigortalar ilaç parasından kurtarsın ve daha iyi hizmet versin. Hastanede sadece hastanede olan ilaç, hastanede yatan hastalara kullanılacak kadar ilaç alınmalı. Ameliyatlarda kullanılacak kadar ilaç alınmalı. Ayaklı tedaviye giden herkese reçeteyi yazıp gidip özelden alması gerekir. Ama sıkıdan en önemlisi gerekir ki sahtekarlık olmasın. Ve göreceksiniz siz piyasada rekabet, şimdi diyecekler ki az önce özel sektöre eleştirme yaptı, şimdi ilacı yok. Hmm. Zaten hastaneye özel sektörden alın ilacı, yani aynı şeydir. Sen gidip de yalan dolan alacağına, ben de diyorum ki bırak rekabet etsinler. Çünkü ben gidip doğru dürüst bir ilacı alırken, yani en basit şekliyle gidip evimde birisinin baş ağrısında içmek için Panadol bulundurmak için Panadol alacaksam gezerim eczaneleri de İngiltere imalatı Panadol bulana kadar gezerim. Çok az daha fazla veririm. Vatandaş da elindeki reçeteye göre en iyi kalitede ilacı almak için gezecek ve bütün eczaneler doğru dürüst ilaç ithal eden ilaç ithalatçısından ilaçlarını alacak. Sistem ancak böyle düzelir. Evet. Ama bizde şimdi bir kolay yol seçildi. Özelleştirelim de gitsin ne güzel böyle hastaneleri artık yani
ne lüzum vardır şey edelim? Gitsinler işte özelde bakılsın insanlar. Zaten şey çalışmaları da var, duyarız yani primleri şey edip özelde de gidip bakınacak falan. Zaten şimdi bir çalışanın ay sonu sosyal sigortalara yatırımı, işveren ve işçi katkısı aldığı maaşın 1/5'inden biraz daha fazladır. Yani 2000 lira alan şimdi asgari ücretle 2030 TL 400 liranın üzerinde sosyal sigorta yatırımı vardır bir özel sektör çalışanının işveren ve işçi toplamı katkısının o kadardır. Böyle bir prim alan bir devlet ilacını tamam veremez, diğer ihtiyaçlarını tamam veremez, emeklinin maaşını tamam veremez. Çünkü her alanda popülizm ve yalan dolan vardı. Çok açık. Evet Ülker Bey, bu ülkede savaşta ölmediği kadar insan ölüyor trafik kazalarında. Evet. Gerçekten bu son günlerde hele neredeyse günde bir kişi trafik kazasında ölüyor. Maalesef yani 2,5 ay oldu 10 kişi. Evet. Maalesef yani şimdi bu korkunç bir şeydir ya. Ama sorsam şimdi ben bilmem okuyanlar oldu mu izleyenlerden. Cumartesi günü Yeni Düzen'de bir uzun röportajım yayınlandı bu konuyla ilgili olarak. Mesleğim icabında kazalarla iç içe geçiyor. 1990 yılından beridir hayatım. Ne yazık ki trafik kazalarının önlenmesi için kaza olmamasını caydırıcı herhangi bir tedbir varsa çok azdır. Cezaya dönük bir denetim vardır. Şimdi ben şu andaki cezaların artırılması gerektiğine inanırım ama cezalandırma sistemi yanlıştır. Yani siz polisin asli görevi bir kazanın olmasını engellemektir. Nasıl engelleyecek? Varlığını gösterecek ki kimsesi sürat yapmaması gereken yerde sürat yapmasın. Kimsesi içkili araba kullanmaya cesaret edemesin. Kimsesi araç kullanırken telefon değil Facebook kullanmasın. İki elini dümenin üzerine koyarak. Kimisi bakımsız, muayenesiz araç kullanmaması için bunları denetlemek yerine polisimiz sağ olsun belli noktalara pusu kurar ve aniden çıkar önünüze sizi kemer bağlı değildir diye asal şubeyi dönerken yakalar, telefonda konuşur diye yakalar, efendim işte bir neden bulur sizi, yakalar ve ceza yazar. Şimdi asal şubeden döndüğünüzde Atatürk heykelinin olduğu Girne Caddesi'nde kaç tane kaza hatırlarsınız? Ben 5 sene Sigortacılar Birliği Başkanlığı yaptım. Yılda günlük kaza ortalama 10'dur. 365 günde 3600 kaza. Girne Caddesi'nde ben mesleğe girdim gireli çok az. Yani söylenmeyecek derecede. Belki 15 tane. Ama devletin paraya da ihtiyacı var. Ama devlet oralarda çok yüklü para alır vatandaştan. Halbuki kazaların en fazla olduğu yerler şimdi Güzel Yurt yolu üzerinde Alayköy kavşağının orası ve geçer geçmez Yılmazköy'e gitmeden. Orada öyle kazalar oluyor. Bir kazada 3 kişi 4 kişi ölüyor. Ve sürekli oluyor.
sürekli ölümle sonuçlanan kazalar oluyor. Çok bilmişler, hemen eğitim, altyapı böyle şeyler söylemeye başlar. Doğrudur ya, altyapı çok önemlidir ama önce insan yapısıdır kazaya sebebiyet veren. Şimdi siz, mesela ben oranın kaza yeri oldu, daha belli başka böyle kara noktalar vardı. Ben oralara geldiğimde süratimi 50'lere düşürürüm. Çünkü sadece benim kaza yapmam gerekmez ya, başkası da gelir çıkar üzerime ki ölümlerin çoğu maalesef bu günlerde hep öyle oluyor. Yani doğru yolunda giden adamdır ölen. Kaza yapan değil. Kazayı yapan direksiyonun başına geçtiğinde kendini canavar kesilip Allah zanneden. Ben sürerim. Ben şuyum, ben buyum deyip hele kamyonun başına geçen. O yazdığı cama ömür biter, yol bitmez. Evet. Allah'ın dediği olur yazılı böyle süslü süslü. Ama Allah demez sana, sen aşırı süratten aracın. Sonra ne demekti şimdi? Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yok ya, aşırı süratten aracın kontrolünü kaçırdı elinden. Ve gidip yolun diğer tarafına geçerek, sırasında bariyeri de atlayarak verer, orta refüjü atlayarak karşı tarafa geçip, doğru yolunda giden insanı öldürüp de o insanı bir ömür yok eden, 2 sene hapis yatmış. Bir ömür tükettiyse bir ömür boyu da onun hapiste yatması gerekir ki önlensin. Bir ömür tüketen bir insanın veya karşıda 40 bin, 50 bin, 100 bin, 100 bin liralık hasar veren bir adamın gitsin sigortaya da sigorta ödesin ve ertesi sene daha yenilenirken işte bu sene sigortayı 300 liraya çıkarttıydı, cezaya girsin de 100 lira daha fazla ödesin de 400 lira ödesin. Öyle çözülmez kazaların önlenmesi. Sen iş adamı gücenmesin diye dün getirdiği insanı bugün altına kamyon verdiyse, otobüs verdiyse, taksi verdiyse, şirketin arabasını verdiyse kullansın ve kaza yapıp birini öldürdüyse, birini ağır sakatladıysa, parasal zarar verdiyse sigorta ödesin değil. O şirket hiç hesaba çekildiğini duydunuz mu siz? Ülker Bey, bir virgül atalım. Bir kısa reklam ve haber aramız olacak. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara değerli izleyenler.